Değerli izleyenler, gazeteci Deniz Bilici ile 45 saat programıyla karşınızdayız. Mecliste görüşülen ve çalışanların kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıran esnek çalışma düzenlemesini konuşmaya devam edeceğiz. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Tarık. Merhaba. Merhaba. Torba tasarıda son durum nedir? Senden bir alalım. Ne gelişmeler yaşandı geçen hafta? Geçen hafta genel kurulda görüşülmeye başlandı maddelere. İlk 20 madde kabul edildi. Bu 20 madde içinde kabul edilen maddelerden biri de kaçak işçilikle, kayıt dışı istihdamla ilgili olan maddeydi. Tabii biz daha önce ilk komisyona geldiğinde madde sayıları farklıydı. Bir düzenlemeler olmuş. 8. maddeydi kaçak işçilikle ilgili madde. Şimdi 12. madde oldu ve 12. madde kabul edildi ilk 20 maddeyle birlikte. Tabii en son tekrar oylanacak. O yüzden hiçbir şey için geç değil. Sendikalar da bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Devam edecek tekrar görüşülmeye. Perşembe günü son birleşimini yaptı meclis ve 10 Kasım Salı gününe erteledi devam etmeyi kararlaştırdı. 21. maddeyle birleşim açılacak 10 Kasım Salı günü. Sendikalarda bir eylem planı var mı? Zaten biliyoruz Türk İş hem DİSK bu sürece kadar çeşitli eylemler yaptılar. Önümüzdeki sürece ilişkin bir gelişme var mı? Sendikalarla ilgili bir eylem planı var mı? Kamuoyuna açıklandı mı? Türk İş'in çeşitli müzakereler yürüttüğünü biliyoruz. Bu konuda milletvekilleriyle herhangi bir görüşme oluyor mu? AK Partili vekillerin bakışı, MHP'li vekillerin bakışı nasıl? Malum iki partinin vekillerinin oylamasıyla bu kesin olarak meclisten geçeceği gözüküyor. Bu yönde de bir mecliste trafik var mı? Evet var aslında yani meclisin mesaisi zaten yasa tasarısı üzerine işçi ve işveren tarafının da var. Yani işveren tarafının maddelerin geçmesi yönünde komisyon üyelerine daha önce hani çaba sarf etmeleri yönünde baskı uyguladığına dair duyumlar almıştık. Tabii ki işçi kesiminin de bir yandan özellikle Türk İş'in hani Türkiye çapında eylemler yaparken hem kitlesel basın açıklamaları yaptı Türk İş. Hem iş yerlerinde örgütlü oldukları iş yerlerinde iş çıkışlarında işçilerin alkışlı protestolarını örgütledi. Hem de bu aynı zaman zarfında müzakere yöntemiyle de bu dört maddenin geri çekilmesi için çalışma yürüttü. Meclisteki siyasi partilerle görüştüklerini biliyoruz HDP hariç. Ve bu görüşmelerde MHP'nin Türk İş'in yanında olduğuna dair bir duyum da aldık. Yani Türk İş'in geri çekilmesi konusunda destekleyeceğine dair bir bilgi ulaştı elimize. Tabii göreceğiz önümüzdeki günlerde de mecliste görüşülmeye devam ettiğinde nasıl olacak bu süreç göreceğiz. Onun dışında Türk İş'in tabii sürekli bir mesai halinde olduğunu biliyoruz. Hakiş ve DİSK'le de iletişim halinde olduğunu, belki birlikte ortak bir şeyler planlıyor olabilirler. Çünkü geçen günlerde Pevrul Kavlak, Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, duruma göre her şeyin masada olduğunu ve planlama sürecinde olduklarını söylemişti. Ayrıca geçen hafta mecliste görüşülürken daha sonra tutanaklara yansıdı. AKP milletvekili, Mersin milletvekiliydi yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Bir soru soruyor kürsüden. Diyor ki bu maddeler işçilerin kıdem tazminatı hakkını gasp etmiyor mu? Tam kelimeleri böyle olmayabilir ama bu soruyu ortaya atıyor. Onun da eleştirdiği şeklinde yorumlandı basında da bu sorusu AKP'li milletvekiline. Yani sanıyorum AK Parti içinde de bu çalışma hayatını etkileyecek maddelere karşı soru işaretleri ve kabul etmeyecek vekiller çıkacak gibi geliyor bana. Hafta sonuydu diye hatırlıyorum. Türkiye gazetesinde bir haber çıktı. Erdoğan'ın bu yasayı geri çevirebileceğine yönelik. Şöyle diyor, şimdi ben haber önümde. AK Parti kaynaklarından almış Türkiye gazetesi bunu. İfade şu tırnak içi. Bu düzenleme için uzlaşma aranması daha doğru olur. Meclisteki torba teklifte henüz esnek çalışma ile ilgili maddeye sıra gelmedi. Hafta başında konu değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı maddeyi çıkarın derse görüşmeler sırasında çıkarırız veya taraflarla görüşmeler yapılır. Yeni bir formül bulunur diyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bu zaten bir seçenek. Bunda çok bir bilgi yok. Yani çekin derse Cumhurbaşkanı çekilecektir. Bu
özel bir bilgi değil bence. Zaten beklenen ve konfederasyonların da talebi maddelerin geri çekilmesi yönünde ve bu birçok konuda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifine bağlı bir durum yine. Geri çekin derse geri çekilir. Biraz sakinleştirmek belki hani yani, durumu yumuşatmak bir şey gibi mi algılamak lazım? Sendikaların gardını da düşürmek için böyle bir haberde ortaya atılmış olabilir değil mi? İnsan güvenemiyor. Sonuç itibariyle bir isim evet. de belirtilmiyor. AK Parti kaynakları diyor yani. Çok genel bir tanım. Yani mücadeleyi gazetesi... kırma yönünde abi bir umut hani boşa bir umut vermek gibi de değerlendirilebilir. Çünkü zaten bu bir ihtimal. Yani özel bir şey yok orada. Kime sorsanız bunu söyler. Geri çekin derse geri çekilir diye. Bunu bu malumun ilanı gibi bir şey bu yani. Ama şey senin de dediğin gibi yani mücadeleyi kırmaya yönelik bir haber olarak değerlendiriyorum ben bunu. Bununla ilgili AK Parti MYK'sında bir değerlendirme yapılacağı da var haber içerisinde. Orada da herhangi bir olumlu bir dönüş olmadığı söyleniyor galiba. Sende ayrı bir bilgi var mı o konuda? Şunu biliyorum yani sendikaların oraya AKP MYK'sında konuşularak bir karar bu dört maddeye ilişkin bir karar çıkmasını beklediğini biliyorum. Henüz bir bilgi ulaşmadı MYK'da ne konuşulduğuna dair. Ama Türk İş sosyal medyadan dün gece bir şey çalışma yaptı. Torba yasaya hayır başlığıyla. Bunu da ben şöyle değerlendirdim. AKP MYK'sından işçi lehine bir olumlu sonuç çıkmadı ki bir sosyal medya eylemi başlattı dün akşam Türk İş. Öyle değerlendiriyorum. Bu da önemli bir not. Yani aslında Türkiye Gazetesi'nin bahsettiği durum söz konusu değil gibi gözüküyor şu an için. Bunu şu an öyle görünüyor, evet. Bunu da bir kenaraya not etmek gerekiyor. Şimdi ilk 20 madde kabul edildi dediğin içerisinde kaçak işçilik meselesi vardı. Biraz ona da değinelim istersen. Malum bu kaçak evet. işçilik meselesi iki boyutuyla ele almak gerekiyor. Bir işveren boyutu var. Bir de işçi boyutu var. İşveren boyutu ne? Kayıt dışı çalışan işçiler eğer kayıt altına alınırsa bu noktada işverene çeşitli haklar sağlanıyor. Kaçak işçi çalıştıran işverenlere bir ceza öngörüyor yasalarımız. Fakat böyle bir kayıt içine alma durumu olursa yaptırım olmayacak. Onun dışında ne var? O güne kadar herhangi bir teşvik ve destek alıyorsa bunlar devam edecek. Ve işverene geçmişe dönük bir borç çıkarılmayacak. Bir de prim ödeme günü üzerinden bir ayrıca bir destek verilecek. Tabii bu kamuoyunda işte işveren ödül, cezayını ödül diye çok tartışılıyor. Kayıt dışını kayıt içine alma anlamında belki böyle girişimler doğru olabilir. Sonuç itibariyle küçük işletmeler genelde kaçak işçi çalıştırıyor. Onlara böyle ceza uygulayacak bir yöntemle batırma söz konusu olabilir. Bu tür şeylerle teşviklerle kayıt işine alma mantıklı olabilir. Fakat burada esas itiraz noktası işçi boyutu. Yani kaçak işçi geriye dönük sosyal güvenlik hakkını talep edemeyecek. Yani sigortam yatırılsın diyemeyecek. Böyle bir sıkıntı var. Bu iki şeyi etkileyecek. Hem emeklilik yaşını etkileme durumu söz konusu hem de emekli aylığını düşürme söz konusu. Diğer bir boyutu da şu. Eğer bu işçi ileride kayıt altına alındıktan sonra işten çıkarılırsa haksız şekilde kıdem tazminatı hakkı doğarsa o süreç kıdem tazminatı hakkında dikkate alınmayacak. Aslında bu madde üzerinden de dolaylı yoldan bir kıdem tazminatı darbe girişimi de söz konusu. Bu yönüyle de evet. değerlendirebiliriz bunu. Esas yani evet aslında... dediğin gibi kayıt dışı istihdamı kayıt içine almak için önemli bir adım olabilir. Çünkü yani hiçbir işletmeyi hiç kimse batırmak istemiyor tabii oradan ekmek yiyen bir sürü insan da var. Ama bu işverene bu kadar teşvik yaparken tamam ona da bu teşvik yapılsın. Neden işçinin hakkı gasp ediliyor yine? Yani işçiye de aynı destek sağlanabilir. Şöyle bir şey de var. Hem dava açıp o hizmet süresini talep edemiyor. Onu da bırak kenara. Bu zaten başlı başına bir hak. Bir de şey de yapamıyor. Yani ileride diyelim emekli olacak o süreci ben hani doğumda yaparlar ya kadınlar geriye dönük ödeme yapar, sigortasını öder. O dönemi şey olur. Emeklilik için kullanır. Primden sayılır. Öyle bir şey de yok. Yani iki yönlü bir
yönü vardı bu durumun. İkisini de kapatmışlar. Ne o döneme ilişkin siz bir hak talep edebiliyorsunuz, ne de kendi cebinizden o döneme ilişkin para ödeyip prim gününden saydırabiliyorsunuz. Böyle bir durum. Yani sosyal güvenlik hakkının gaspı söz konusu. Esas itibariyle burada bir darbe yiyor. Sosyal güvenlik çok temel bir hakkın gaspı söz konusu. Yani büyük tabii bir kayıp yaşadık. Tabii anayasa tarafından güvence altına alınmış bir hak sosyal güvenlik hakkı. Yani sosyal güvenlik hakkı sizin işte hastalandığınızda, kazaya uğradığınızda, hem sizin tedavi sürecinizin masraflarını karşılamak olsun, hem hastalandığınızda, işe gidemediğinizde maaşınızın bir kısmını ödeme noktasında olsun, sizin bir güvenceniz. Yani yaşam kalitenizi Evet. etkileyen bir güvence. En önemli unsurlardan biri. Anayasa tarafından güvence altına alınmasına rağmen bu hak bu tasarıyla gasp ediliyor. Aslında anayasa çiğneniyor diyebiliriz. Böyle de bir işin boyutu var. O da üzücü açıkçası. Yani siz sadece çalışanın mevcut haklarını gasp etmekle kalmıyorsunuz. Bir de anayasayı deliyorsunuz burada. Hem uluslararası Evet. sözleşmelerle hem anayasayla güvence altına alınmış bir hakkı ortadan kaldırıyorsunuz. Kısmi çalışmaya geçelim istersen, bu sosyal güvenlik kaçak işçilikle ilgili bir şey söylemeyeceksen. Evet, geçebiliriz kısmi çalışmaya. Kısmi Orada çalışmada evet. Yani tam zamanlı çalışanı kısmi çalışmaya geçiren bir madde söz konusu. Sendikalar burada neye itiraz ediyor? 20 yıllık kıdem tazminatınızı bir günde kaybedebilirsiniz diye özetleyebiliriz herhalde bunu. Böyle de düşünülüyor, söyleniyor. Ya bir iş var ortada. Tek kişinin yapabileceği bir iş olsa da biz istihdamı sağlamak açısından bu işi iki kişiye yaptıralım. İkisine de yarım para verelim ama iki kişi çalışsın. Bir kişi aç kalmasın diye bir yaklaşım da var burada. Bir taraftan yani, bu iki insan da yarı, yani bir kişi yarı gelirini kaybetmiş oluyor. Ayrıca çalıştığı döneme de eğer yarı zamanlı çalışmaya devam ederse, işte 20 yıl örneği oradan, 20 yıl çalışıp tam zamanlı çalışıp bir anda yarı zamanlıya geçerse kıdem tazminatı da son maaşına göre ödeneceği için yarı yarıya bir hak kaybı söz konusu olacak burada. Yani bir yandan istihdam artacak ama bir yandan da yoksullaşmayı artıracak bir durum söz konusu. O zaman ben senin Aslında. dediğinden şunu anlıyorum. Değil mi? Yoksulluğu Evet, beraber yoksulluğu paylaşacağız. Paylaştıran bir, evet. Aslında bu hep aklıma şey geliyor Deniz. Genelde sosyalist rejimlere ilişkin bir eleştiri yapılır. Ya sosyalizm işte yoksulluğu paylaşıyorsunuz vesaire. Biz kapitalist sistemdeyiz. Değil mi? Türkiye neoliberal bir sistemle idare ediliyor. Ama Evet. Gel gör ki böyle bir sistemde aslında yoksulluğu paylaşma meselesi gelip dönüp dolaştı. Bu sistemin de sonucu olarak ortaya çıktı. Yani Böyle burada bir zenginler zenginliği, yoksullar yoksulluğu paylaşmaya devam ediyor. Yani yoksullaştıkça da yoksuluyor, evet. Yani 3 haftadır konuşuyoruz bu meseleyi. Yani bir doğrudan bir kıdem tazminatına bir hedef var. Bir de dolaylı yoldan bir hedef var. Kaçak işçilik mevzusunda da dolaylı yoldan bir kıdem tazminatı hedef alındığını ifade etmiştim. Şimdi sen de kısmi Evet. çalışmayla birlikte de bir kıdem tazminatına hedef var. Aslında bu yasa esas itibariyle kıdem tazminatını da hedef alıyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani tamamen şey, kıdem tazminatının yükünü işverenin sırtından alan, işçiyi de işinde hakkını gasp eden bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Yani bütün maddelerin hepsinin en büyük önemli ortak noktası kıdem tazminatını hedef alması. Ya yarı yarıya kaybediyor çalışan, ya da tamamen alamama tehlikesiyle karşı karşıya. 3 haftadır ikimiz de altını çize çize vurguluyoruz. Bu tasarı geçerse gedik açılacak, yeni hak kayıpları beraberinde gelecek diyorduk. Ve dediğin Evet. gibi tutanaklara bir bakıyoruz. İşverenin bir talebi var. TİSK Genel Sekreteri Akan Selkoç komisyonda bir konuşma yapıyor. Kendisi diyor ki bu yasadan memnunum ama yaş şartı da kaldırılırsa, tüm çalışanları kapsarsa çok iyi olur. Yani izleyiciler hatırlaması açısından neydi o madde? 25 yaş altı, 49 yaş üstü çalışanlar koşulsuz olarak belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılabilecek. Ve bunun sonucunda işçiler kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi, yani
işi yerde davası açma hakkını elde edemeyecek. Ortadan kalkacak bu hakları. Mevcutta var olan haklar ortadan kalkacak. Şimdi Sayın Akansel Koç diyor ki bunu tüm çalışanlar kapsasın. Yani Türkiye'de kaç milyon çalışan varsa herkesi kapsasın. Aslında Türkçesi şu. Tüm çalışanlar kıdem tazminatı hakkından yoksun bırakılsın. İhbar tazminatı hakkından yoksun bırakılsın. İş güvencesinden yani işi iade davası açma hakkından yoksun bırakılsın. Evet. Diyor özetle böyle ifade edebiliriz değil mi bunu? Tabii tabii ki aynen öyle. Hem bu hem de şey gelir kaybı da yaşayacak aynı zamanda. Yani kıdem tazminatından yani kısmi çalışma yaygınlaştırılacak zaten şu an 10 Kasım Salı günü görüşülecek ilk maddede bu arada onu da belirtelim. Kısmi çalışmanın yaygınlaştırılmasına ilişkin madde görüşülecek 21. madde. İşçilerin aslında sadece karın tokluğuna bile diyemeyeceğimiz bir ücretle. Yani çünkü açlık sınırı ülkede ortada. Yani asgari ücret 4 kişi için de kim nasıl geçinecek, kim nasıl karnını doyuracak? Hem ücret kaybı yaşayacak çalışanlar hem kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesi ortadan kalkacak. Yani kuralsız, düzensiz, güvencesiz. Ya tam bir kölelik sisteminden bahsediyoruz aslında. Peki Deniz ekleyeceğim bir şey yoksa burada sendikalara düşen görev nedir? Onunla bitirelim yayınımızı. Şimdi kitlesel eylemler daha başarıya ulaşıyor bence. Geçmişte de bunun çokça örneği var. Bütün yani bu üç büyük konfederasyonun özellikle bir araya gelip etkili eylemler yapmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Belki iş bırakma, belki Ankara'da büyük bir eylem. Bunların örgütlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an eylemler yapılıyor ama biraz hani ciddiye alınacak boyutta değil hükümet tarafından en azından. Önemli evet adımlar atılıyor. Çünkü bir yandan da çözüme ulaşmak istediği için konfederasyonlar Türk İş bunun için daha çok çabalıyor esas olarak. Müzakere yöntemiyle de yani kimseyi incitmeden biz çözmek istiyoruz. Bakın iş bırakmayalım, bunları bize yaptırmayın. Gelin oturup konuşup çözelim bunu diye. Bir yandan öyle eşgüdümlü, bir yandan sokağa da çıkarız bak deyip hani bir kitlesel eylem yapıyor ama bir yandan da bak bunları yapmayalım, iş barışı bozulmasın. Bu haklarımızı elimizden almayın düzenlemeyle diyor. Ama şu an hükümet tarafından hiçbir şey göremiyoruz. Yasa bu maddeler konusunda geri adım atacağına dair bir sinyal göremedik açıkçası. O yüzden ben biraz daha etkili eylemlerin dediğim gibi belki başkentte Ankara'da büyük bir eylem ya da belki günde birkaç saat iş bırakmalarla Türkiye çapında bu tip eylemlerin daha etkili olacağı kanısındayım. Deniz değerlendirmelerin için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Tarık. Değerli izleyenler, yayımızın sonuna geldik. Kaçak çalışma ve kısmi çalışmayı ele aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Emekle kalın, hoşça kalın.